Evet, kıymetli Gülhan Bakan Hocam ve öğrencilerine bizi burada misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Elbette bu konuyla ilgili Kültür Müdürlüğü'nde, KUDEP'te, valiliğin çeşitli kademelerinde görev yapan Bayram Güngör Hocam da bu işte çok emeği olan bir insan. Buradan şunu söylemek istiyorum. Değişen ve gelişen iletişim teknolojisi giderek geleneksel el sanatlarımızı yok etmektedir. El sanatlarımızın ve el sanatlarımızdaki 1000 yıllık, 2000 yıllık, 5000 yıllık yazılı Türk tarihindeki geçmişimizin kaybolmaması adına bu kursları çok önemsiyoruz ve orada da mutlaka bu eğitimin verilmesinden yana olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Ben bizlere ve aynı zamanda da bu konuyla ilgili tüm yetkililere buradan sesleniyorum. Dünyanın yapay zeka ile insanları kontrol altına almaya başladığı bir çağda mutlaka geleneksel el sanatlarımızın orijinalinde olduğu gibi hanımlarımızın, kızlarımızın, bacılarımızın, annelerimizin elleriyle nakışların örülmesi gerekiyor. Bu bizim ta Orta Asya'dan taşıyarak getirdiğimiz geleneksel bir sanattır. Bu sebeple buraya emeği geçen, her iğneyi batıran ablamızın ellerinden öpüyorum. Öylece de bu kurdelayı kesmiş olalım. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kumaşları yapılıyor. Özel kumaşları yapılıyor. Yani o hesap işi de o zamandan kalma ama en çok yaygın olanı şu anda şey. Yani herkesin kullandığı hayat ağacı denilen bir şey var ya, onu Bayram Hocam daha iyi bilir, tarihimizde çeviriyor. Hayat ağacı tam Orta Asya'dan hiç bozulmadan getirdiğimiz bir nakıştır. Nergis deriz. Bu da çevre deseni. Eskiden çınar ağaçlarla, çınar yapraklarla, irbiklerin desenlerini alarak Türk İslam nakışları olarak çıkıyor. Arkadaşlar siz biliyorsunuz ama ben tereciye tere satam. Şu Orta Asya'dan beri bizim getirdiğimiz bir nakış. Evet. Bu nakış. Hmm. Çok orijinali öylece duruyor. Evet. Kesinlikle. Yani İlbiye benzetmişler. Evet, hocam öğrencileri geleneksel Türk motiflerini işliyorlar. En önemlisi o. Ben önemsiyorum. Bu valimizle de 2-3 gün önce konuştuk. Onu anlattım. Öyle bir şey var mı dedi. Daha önce de diğer valilerimizle konuşmuştuk ve bir tane tepsi yapmıştı ablamız. Biz Ali valimize götürecektik. Adamın tayini çıktı. Evet. Götüremedik. Bunlar da iğne oyasından takı tasarım. Eskiden iğne oyaları sadece işte yazmalarda, seccadelerde değil, günümüzde artık takı tasarıma da dökebiliyoruz. Müdürlüğünde Levent İskenderoğlu ve Bayram Güngör Hocam çalışırken Malatya'nın Kültür Bakanlığı nezdindeki yapılan çalışmalarda Dede Korkut'la ilgili şeyde kayda geçti. Tam adını bilemiyor projenin. Kendisi biliyor. Biz bu motiflerin Dede Korkut'un bahsettiği o öykülerde anlatılan şekliyle, o yaşantıyla ki bizim Hekiman'da var bu. Dede Korkut'tan kalıntılar var. Bunları bu kızımıza bir makale hazırlattırıp Dede Korkut ve Malatya'nın üst üste geldiği bir şeyi de orada anlattıracağız yani bunları. Yine film desenleriyle kullandık. Her birinin bir anlamı var. Yok değil. Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi el nakışları kursumuz. Yeşiltepe Semt Konağı'nda görev yapıyorum. 18 öğrencim var. Susma, Antep işi, hesap işi, iğne oyaları ve bir sürü nakışlar yapıyoruz. Halk eğitimin bize verdiği desteklerde çok teşekkür ederim. Evet. Desteklerinden dolayı Halk Eğitim Müdürümüze. 21 yıldır bu meslekteyim asıl. Evet. Ama 14 yaşında başladım. Malatya'da 10 yıldır bu görevdeyim. İl dışında da çalıştım. Takı tasarım kursu ayrıyeten veriyorum. İki yerde çalışıyorum. Evet. Kursiyerlerimin bazıları sipariş alıyor, sipariş çalışıyorlar. Onlar tabii sipariş alıp da para kazanınca hem evlerine katkıları oluyor. Ben de
hocalar olarak gurur duyuyorum onları. Çok açtım. Hani o kadar çok sevgi serdim ki, çok sevgi açtım. 6 yılda Sabancı Kültür Merkezi'nde çalıştım. Orada da sergiler, geleneksel el sanatları adı altında Türk İslam nakışları sergilerimizi serdik. Tabii ki halk eğitimde çalışmak çok zor. Usta öğretici olarak çalışmak çok zor. Keşke bize kadro verseler. Geleneksel el sanatları mezunuyum. Ön lisans mezunuyum. Bize zamanında dediler ki işte hani meslek mezunu olun, üniversite mezunu olun, lisans mezunu olun, kadro vereceğiz dediler. Ama hiçbirisi de gerçekleşmedi. Tazminatımız yok, her sene girdi çıktı yapıyorlar. Biz haklarımızı istiyoruz. Çoğu arkadaşların kurs açamadı, yıllarını vermiş. Kesinlikle kadro istiyoruz. Peki kadronun yani yeni başlayanlar için mi istiyorsunuz yoksa belirli bir süre belirli, yemek tabii verenler? Ki belirli bir, hayır. Meslek mezunu olup, ön lisans mezunu olup üniversite mezunlarına gelebilir. Çünkü arkadaşlarım yıllarca çalışmış, emek vermiş. Belli bir sınava tabi tutabilirler. Bu mesleği biliyorum. İşte tekniklerini biliyorum. O yüzden sınava tabi tutup kadro verebilirler. Hani bütün herkese taşeronlara kadro verdiler ama halk eğitimlere kesinlikle kadro gelmedi.